Bismillahirrahmanirrahim. 10. sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça dersi. 2017-2018 yılı için yeni kitap basıldı. 2017-2018 öğretim yılı için farklı bir Arapça kitabı basıldı. Daha önceki anlatmış olduğumuz kitap artık yürürlükten kaldırılmıştır. Aldığımız bilgilere göre durum böyle. Bu yüzden yeni bir kitaptan çekim yapıyoruz. Lugati benim dilim nedir? El Arabiyyetu Arapçadır. Arap dilidir. Anlatımı yer yer dil bilgisine değinerek yapacağız. Bir tercümeden fazlası olabilir bu. Size belki sadece tercümesi lazımdır ama dil bilgisiyle de ilgilenen arkadaşlar olacağından onları da düşünerek biraz daha geniş bir çerçeveden bakmayı hedefledik artık. Olduğu kadar. Yeni bir kitap dedik. Sayfayı aşağı indirelim. Ders ve öğrenci çalışma kitabı olarak adlandırılmış. İlk üniteyi bulmaya çalışıyoruz. El muhteviyat, içerik, içindekiler. El dersül evvelu, birinci ders şudur, ikinci ders budur, üçüncü ders şudur diye anlatımlar devam ediyor. El vahdetu bir, yani ünite bir, ünite iki. Burada da konu başlıkları diyebiliriz. Burada da sayfa numarası. Görüldüğü üzere bir ünite 3 parçadan oluşuyor. 1 parça, 2 parça, 3 parça, yani 3 dersten oluşuyor bir ünite. Konu başlığı bir tane, bir tane de sayfa numarası burada yer almakta. Bu şekilde baktığımızda kaç ünite var? 6 diyor. Evet, 6 ünite görmüş olduk. 6 ünitenin 110 sayfa yapıyor. İlave olarak El Kamus, yani sözlük var diyor 133. sayfada. Bir de kaynaklar var 139'da. Organizasyon şeması, nerede ne var o anlatılmış. Zaten yazıyor. Yani ona diyecek bir şey yok. Devam ediyoruz. Devamında El Vahdetul Ula, birinci ünite. Li neta'arraf, öğrenelim. Ala alemine, alemimizi, yani alem dünya demek. Dünyamızı öğrenelim. Alem esasen Allah dışındaki tüm varlıklara verilen addır. Yani buna uzayı da dahil edebiliriz. Ama an itibariyle dünyayı tanımaya çalışacağız. Li neta'arraf, öğrenelim. Ala alemine, alemimizi, yani dünyamızı tanıyalım. Anlayalım, inceleyelim. Ne ta'arrafe? Arafe, ya'rifu. Daha sonra ta'arrafe, yeta'arrafu şeklinde çekimi yapılabilir. El-dersul evvelu, el-biladu. Bilad, belde kelimesinin cemisi. Aşağıda gelecek bu. Ülkeler manasına geliyor. El-karrat kelimesi de yine cemidir. Karrat kelimesi. Karratun müfret, el karratu cemisidir, ismi faildir bunlar. Kıtalar manasına geliyor. Çeşitli kıtalar var dünyamızda, onlara değinecek. El dersu sani, ikinci ders. El alemul islamiyyu, İslam alemi. El dersu salisu, bir de üçüncü ders var. El biyetu çevre, el münahu iklim. Çevre ve iklim. El dersu levvelu, birinci ders. El biladu vel karratu, ülkeler ve kıtalar. İstemi' dinle, gizli fail nedir? Ente, sen dinle. İlel ibarati, ibareleri, yazıları. Ve e'id, ve iade et, ha onları, tekrarla. Sümme, sonra uktub, yaz, ha onları. Nereye yaz? Fil mekanil münasibi, uygun yere yaz. Mekan, yer, münasip, uygun. Alel haritati, harita, harita zaten, yani Türkçedeki harita. Et taliye, aşağıda gelen demek. Alel haritati taliyeti, aşağıda gelen, aşağıda yer alan harita üzerine, üzerinde münasip yere onları yaz. Haritaya da geçmeyelim. Mesela şurada boşluk var, burada var, şurada var, burada var, burada var. Kıtalarda boşluklar var. Oralara 1, 2, 3, 4, 5 diye yazmamızı istiyor. Önce anlayacağız.
şurada yazanları. Ardından gerçekten de bir kıta bilgimiz olması lazım. Yani basit bir soru bu aslında. Ondan sonra onları yapmak gerekir. Ne diyor mesela? Bir de Karratu Asya diyor. Asya kıtası. Bak, Karratun müfrettir. Karratun. Başta geçen kelime cimidir demiştik. Müfredi geliyor burada. Karratu. Asya kıtası neresidir? İşte bir. Biri git Asya kıtasına yaz. Mesela şurası mıdır? Burası mıdır? Neresi Asya kıtası ise gidip buraya biri yazacaksın. İkide ne var? Karratu Afrika. Afrika kıtası iki. İkiye gidip Afrika kıtasına yaz. Mesela şuraya. Üçte Karratu Amerika diyor. El Cenub. Cenubiye. Cenub kelimesi güney manasına geliyor. Yani Güney Amerika kıtası. Neresidir? 4. Karratu Avrupa. Avrupa kıtası neresi ise oraya 4. 5'i de Karratu Amerika ama Şimaliye. Yani şimal neresi? Kuzey. Kuzey Amerika kıtası. 6'da Karratu Avustralya, yani Avustralya kıtası. Orası da bir kıta. Oraya da 6'yı yazman gerekir. Yani şuraya. Devamında istemiyor dinle. Kim? Ente, sen dinle. Kelimenin köküne dinleyebiliriz. Semi'a. Semi'a. Yesme'u. Daha sonra istema'a. İfte'ale. İfte'al babına aktarılmış. Emir hazır yapılmıştır. İstemi' emri hazırdır. Sükun üzere mebnidir. Değil mi? İstemi' sükun üzere mebni. Faili gizli zamir ente. Gizlenmesi vücubidir. Yani mecburen gizlenmiştir. Dinle neyi dinle? İla esma'il buldani. Bak mesela di değil. Ötreyle. Buldani. Nereden biliyorsun bunu? Yani şu var. Tek ver, balığı vermenin tutmayı da anlatalım. Bu kelimeyi ne yaparsın? Sözlükten bulursun. Bir defa belle ile alakalı olur. Belle gidersin sözlükte. Beldetin, beledün. Bu tür kelimelere bakarsın. Orada buldan yazdığını bulursun. İla esma'il buldani. Bilat müfret idi. Daha doğrusu beldetün müfret idi. Bilad ve buldan ikisi de cemidir. Ülkeler manasına gelir. İla esma'il buldani. El mevcudeti. Mevcut ülkelerin isimlerini dinle. Nerede mevcut? Alel haritati. Harita üzerinde mevcut olan. Sümme son uktub ente. Sen yaz. Ha onları. Neyleri yaz? O ülkeleri. Nereye yazan peki? Fil mekanil münasibi uygun yere yaz. Mesela diyor ki Avustralya diyor değil mi? Avustralya nerede? Bir yer demişler. Avustralya bir de geçiyor. Bir nerede var? Burada var. Biraz büyütebiliriz belki. Büyütürsek ne olur? Öyle sanıyorum ki bir şey olmaz. Evet. Nerede var? Burada var. Bir. İkide ne var? El Cezayir. Cezayir ülkesi nerede? İkidedir diyor. İki nerede? Şurada. Üçte Amerika var. Dörtte Brazil. Brezilya olsa gerek. 5'te Sin yani Çin demek. 6'da Rusya. 7'de Es-Suudiye. Suud yazmakta. Ardından diyor ki Karratu Asya. Asya kıtasındadır. Hangileri Asya kıtasında? İşte 1, 2, 3, 5 numara, 6 numara, 7 numara hangisi ise buraya yazılabilir. Karratu Afrika. Afrika kıtasında hangileri var? Şurada geçenlerden hangisi Afrika kıtasındadır? Onu da buraya yazabiliriz. Burada az çok bir coğrafya eğitimi de söz konusu aslında. Karratu Amerika, Karratu Avrupa ve Karratu Avustralya. Avustralya'da sadece Avustralya var. Değil mi? Bir. Başka bir şey buraya yazılmaz. Buna göre devam edelim. El-Vahdetul Ula Lineteerraf ala alemina. Ülkemizi tanıyalım. Dünyamızı tanıyalım. Ünite 1 demiştik. Eddersü evvelü el biladu vel karratu demiştik zaten. 3 numaralı bölüme geldik. İstemi' ilel kelimati. Kelimeleri dinle. Ve e'id ve tekrar et ha onları. Ve teemmül ve düşün. Neyi düşün? Teemmül ente. Sen düşün. Neyi? Ma'aniha. Onların manalarını. Müsteinen yardım alarak. Nereden? Bil haridati. Haritadan. Sümme sonra imle doldur ente sen gizli zamir fail.
El feragati, boşlukları doldur. Neredeki? Bil ibaratil münasibet. Münasip. İbaredeki münasip yerleri ona göre, o bilgilere göre doldur. Şimal. Şimal ne? Kuzey. Zaten kuzey konulmuş. Şark. El garp. Şark ile garp birbirine zıt. Şark, garp. Şark doğu demek değil mi? Şark köşesi. Garp var. Bir de el cenub var. Cenub güney demek idi. Peki Medine'tü Van. Van şehri. Medine şehir demek. Arabistan'daki o Mekke Medine mağarasındaki şehir değil. Medine şehir demek. Medine'tü Van. Taka'u. Medine'tü Van. Van şehri. Taka'u bulunur. Yer alır. Hiye. O Van şehri. Nerede? Türkiye. Türkiye'de yer alır. Ama bu noktayı yere ne yazacağız yani mesela Eşşark yani Eşşark'ı Türkiye, Türkiye'nin şarkında mı yer alır? Evet. Yoksa işte El Cenub Türkiye, El Garp Türkiye, Eşşima Türkiye. Bu noktalı yere şu dört kelimeden hangisi konulacak? Coğrafya bilginize kaldı. Medine-i Antalya, Antalya tekamül bulunur. İşte Türkiye'nin neresinde? Dört yerden biri. Medine-i Sinop. Sinop şehri tekan bulunur. İşte artık her neresinde bulunuyorsa. Medine-i İzmir. İzmir şehri tekan bulunur. Hiye o İzmir şehri Türkiye'nin neresinde bulunur? Şark, Garp vesaire. Sanırım anlaşıldı. Bunlar tekan fiili. Veka'a yeka'u. Veka'a mazisi. Yeka'u muzari olur. Teka'u müennesidir. Gaibesidir. Gizli zamir hiye fail olur burada. Her birinde yani hiye mevcut. Tek anların içerisinde gizli. 4. Unzur. Sen bak ilel haritati. Haritaya doğru bak. Bakıyorum. Ve imle ve doldur ente sen. El feragati boşlukları. Bir boşluk henüz göremedim. Bil kelimatil münasibeti. Münasip kelimelerle doldur. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. İşte cenub, şark, garp ve şemal kelimelerinden yararlanarak, bu kelimelerden kullanarak şuradaki boşlukları doldur diyor. Mesela teka'u bulunur ne? Azerbaycan. Azerbaycan ülkesi bulunur. Türkiye'nin neresinde bulunur? İşte garbında mı, şimalinde mi, şarkında mı, cenubunda mı? Ona uygun olarak bir kelime buraya yerleştirin diyor. Örneğin diyelim cenubunda bulunur. Bu kelimelerin ne manaya geldi? Az önce geçti. Taka'u bulunur el Yunan. Yunanistan. Türkiye'nin neresinde bulunur? İşte örnek garbında bulunur. Garp yazacaksın. Türkiye zaten yazıyor. Türkiye'nin doğusunda, Türkiye'nin batısında, Türkiye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde manalarına gelecek bunları koyduğumuzda. Yunanistan Türkiye'nin mesela kuzeyinde bulunur. Türkiye'nin işte güneyinde bulunur gibi. O manaya gelecek toparladığında. Teka'u Rusya. Rusya bulunur. Türkiye'nin neresinde bulunur? İşte şimal. Şimal Türkiye. Türkiye'nin kuzeyinde bulunur. Manasına geliyor. Tabi uygun kelimeleri siz buraya yerleştirmeniz gerekiyor. Ben sadece manalarını söyledim. Ders level devam ediyor. 5. Sil beynel cümelil atiyeti ve suveril ve süveri münasibeti lehe. Sil. Vesale yasilu sil. Emre hazırdır. Birleştir. Buluştur. Beynel cümleler atiyeti. Aşağıdaki cümlelerin arasına. Ve süveril münasibeti. Ve diyor ki onunla alakalı, onunla uyumlu resimleri. Yani şuradaki yazılarla uyumlu alakalı resimleri birleştir. Teştehiru Es-Sinu, Çin meşhurdur. Bir sur-ı sin-azim. Sur, sur demek. Bizler buna daha çok set diyoruz değil mi? Çin seddi. Er-azim büyük demek. Büyük Çin seddi ile meşhurdur. Çin meşhurdur. Ne ile? Büyük Çin seddi ile. Buradaki set manasında burası geliyor. Sur manasında, engel manasında kullanılmaktadır. Teştehiru meşhurdur Fransa. Fransa nesiyle meşhurdur? Bir Burci Eyfel'e. Eyfel kulesi ile meşhurdur. Eyfel. Burç kule demek. Eyfel kulesi
ile, ba harfi cer ile manasına geliyor. Fransa Eyfel Kulesi ile meşhurdur. Teştehir İstanbul, İstanbul meşhurdur nesi ile, nesiyle meşhurdur? Mezigil Busfur. El Busfur boğaz demektir. Mezik geçiş. Baştaki B harfi C'leri yani Bi Suri, Bi Burci, Bi Mezik. Baştaki şu B harfi C'leri Bi diye esteyle yazılmış olan B harfi C'lerimiz ile manasına geliyor. Ne ile meşhurdur? Boğaz, boğazı ile meşhurdur. Yani kelime kelime bakarsak boğaz geçidi ile. El Mezik geçit, El Busur boğaz demektir. Boğaz geçidi. Ama biz buna tam yani Türkçe yakışsın diye boğazıyla, boğaz geçidiyle meşhurdur diyoruz. Sid beynel mecmuateyni kema fil misali. Sağ taraftaki kelimeleri yani bir rakamın altındaki kelimeleri iki rakamın altındaki renkler ile eşleştir. Tıpkı esvet, siyah deyip siyah renge doğru ok çizdikleri gibi. Ahmer kırmızı, öylesi kırmızıya doğru bir ok çizersin. Ezrak işte mavi demek. Ebyaz, beyaza doğru ok çizersin. Esfer, sarıdır. Ahdar, yeşildir. Yeşile doğru bir ok çizilir. 7. Unzur bak ilel e'lami, alemlere. Alemun, e'lamun. Alem, müfret. El e'lam, cemidir, bayraklar manasına geliyor. Çeşitli ülke bayrakları var. El atiyeti. İlel a'lamil atiyeti. Aşağıda yer alan, aşağıda gelen bayraklara bak. Ve daha ne yap? Uktub. Sen yaz. Neyi yaz? Uktub ente. Gizli zamir faildir. El elvane. Mef'ulü bihtir. Levn. Müfrettir. El elvan. Onun cemi mükesseri. Kırık çoğunudur. Mef'ul bihtir. El elvane. Renklere, renkleri yaz. Elleti, o renkler ki, elleti, ellezi, elleti. Elleti ne? Müfret müennes. Neden? Çünkü el elvan akılsız bir çoğuldur. Bu yüzden müfret müennes hükmünde. Dolayısıyla müfret müennes bir ilgi zamiri, yani isim mevsul gelmiştir. Elleti, öyle renkler ki, tetekevvenu, oluşuyor. Ne oluşuyor? Hiye, o. Bayrak oluşuyor. Neyden oluşuyor? Minha, o renklerden oluşuyor. Yani bayraklar hangi renklerden oluşmaktadır? Onu yaz diyor. Aşağıdaki bayraklara bak ve oluştuğu renkleri yaz. Bir tane örnek yapmamış ama yani anlaşılıyordur. Az yukarıda evvelane attı bize renkleri ifade etti. İşte ahmer, ezrak gibi renkleri ifade etti. Daha sonra zaten bayrağı görüyorsun, bu bayrak hangi renkten oluşur diye sormuş mesela. Türk bayrağı nedir? Kırmızı ve beyazdan oluşur. Öyleyse yetekevvenu oluşur. Fiil ne oluşur? Fail geliyor. Alemu Türkiye. Türkiye'nin bayrağı. Türkiye bayrağı oluşur. Neyden? Minel levni. İşte şu ve bu. Kırmızı ve beyaz diyeceğiz. Kırmızı neydi? Ahmer. Minel levnil ahmeri. Ahmer buraya yazıyoruz. Minel levni el ahmeri. Elif lam koyarak yazdım ben. El ahmeri kırmızıdan, kırmızı renkten ve el ebyaz. El ebyazı ve beyazdan. Kırmızı beyazdan oluşur diye yazılabilir. İşte burada ne var? Filistin bayrağı var. Hangi renkler var? Yeşil, beyaz, siyah, kırmızı. Burada o renklerin her biri var. Öyleyse yazacağız. Buraya da bir renk, buraya da bir renk. Üç tane renk yazma yeri var. Görüyoruz burada vav bir tane vardı. Hemen altta iki vav var. Daha aşağıda üç tane vav var. Vavlar V demek. Türkçedeki V bağlacı. İşte şu renk ve şu renk ve şu diğer renkten şeklinde. Bir tane vav vardı ilk satırda. Çünkü şu ve şu. Yani iki renk vardı bayrakta. O yüzden tek vav kullanıldı. Filistin bayrağında 3 renk olduğundan 2 vav, 4 renk varsa 3, 5 renk varsa 4, yani bu şekilde gidiyor. Yetekevvenu oluşur alemu Filistin, Filistin bayrağı, alem bayrak demek. Filistin bayrağı oluşuyor, oluşmuştur.
Minel levni. İşte hangisi mesela? Siyah var. Minel levni. Bakalım burada renklerimiz nerede? Minel levni. El esvedi. Siyah. Ne var? Beyaz var. Ve el ebyadı. El ebyadı. Elif lamla yazdım ben. Bir de kırmızı var. Ve el ahdari. Ve kırmızı renginden oluşmaktadır. Üç renk. Daha aşağıda yetekevvenu alemu Azerbaycan. Minel levni. Azerbaycan hangi renklerden oluşur? Bayrağı. Kırmızı var. Ne şurası? Değil mi? Burada, buradaydık. Evet. Kırmızı var, beyaz var ve yeşil var. Kırmızı beyaz zaten Türk bayrağına kullanmıştık. El ehzari, el ebyazı dedik. Bir daha geri yeşil var. El ehzari diye ekleyeceksin. Bu sıralam önemli değil yani. En başa el ehzar da diyebilirsin. El ebyaz da diyebilirsin. Önemli olan 3 rengi de buraya yazılması. Sıralama önemli değil. Yetekevvenu alemu İtalya. İtalya bayrağı minel levni. İşte kırmızı var, beyaz var, bir de yeşil var. Her biri yukarıda geçti. El şu, el bu, el bu. Hepsi esreli şeklinde mecrur olarak yazıyoruz. Elif lam başlarına dahil ettiğimizde. 8. Sil beynel mecmuateyni kema fil misali. Örnekte olduğu gibi iki mecmuayı, iki yazıyı, iki grubu diyelim birbiriyle arasını bul. Aralarını buluştur. Birleştir. Mesela ne demiş şuraya? 5 demiş. 5 nerede var? Şurada var. Kanada. Kanada ülkesine neredeyse oraya 5 yaz demiş. Kanada'nın bayrağını bul, ona 5 yaz. Bulmuşlar, yazmışlar. İşte başka ne var mesela? El Yaban, yani Japonya. Japonya'nın bayrağını bul, 2 yaz diyor. Hangisi Japonya'nın bayrağı? Onu bul, 2 yaz. Bir de El Almanya var. Almanya'nın bayrağı hangisi ise oraya 1 yaz. Bayrakları tanımanız lazım. Bilmiyorsanız da internete ülke bayrakları şeklinde yazılarak bulunabilir. Ennemse Avusturya. Avustralya değil yani, Avusturya. El Brazil, Brezilya bayrağını bul, 4 yaz. 5 zaten Kanada diye geçmişti. 6'da ne yazıyor? Rusya yazıyor. 7'de Katar. Günümüzde meşhur. 2017-2018'e bağlayan yıllardayız. 2017'deyiz. Katar. 8'de Tunus var. 9'da Cezayir var. Bayraklarını bul. Git 9'u oraya yaz. 8'de Tunus'a yaz. O şekilde. Peki 9 numaralı bölüme geldik. Ecir. Ecri de olur. Ecri diyelim. Ecri, icra et. Ecri diyelim daha doğrusu. Ecara, yecuru. Acara da olabilir. Ya da ecara, yecuru. Ecara, yecuru. Nasara, yensuru gibi birinci baptan ele alabiliriz. Bu birinci baptan olan kelimeyi daha sonra ifal babına aktarırız. E-cera, a-cera halini alır. Acir diye de emri hazırı yine gelmiş olabilir. Veya bu kelimeyi cera kökünden alabiliriz. Bu durumda e-ciri şeklinde emri hazırımız gelir. İfal babından emri hazır. Doğru yaklaşım da budur. E-ciri et-temrine. Temrine, alıştırmalar demek temrin. Alıştırmaları icra et, yönelt, yap, uygula. Kema fil misal, örnekte olduğu gibi sümme sonra ikra, oku, hu, onu. Mesela burada zamirler var parantez arasında. Bu zamirleri kullanarak soruya cevap vereceksin. Ma cinsiyetukum. Sizin cinsiyetiniz nedir? Nahnu biz Türkiyune, Türkleriz. Buradaki cinsiyet, yani erkek misin, kadın mısın manasında değil esasen. Gayet açık bu, verilen cevaptan da anlaşılıyor. Bayraklardan da bunu anlayabiliriz. Yani köken soruluyor. Peki aynı soruyu, aynı soruya hum şeklinde cevap versek, verecek olsak, soruda nasıl bir değişiklik olur? Ma cinsiyetukum, sizin cinsiyetiniz yani kökeniniz nedir denildiği zaman hum diye cevap verilmez ama entumla cevap verileceği için kum kullanılmıştır.
Ma cinsiyetuhum. Hum zamirini burada da kullanıyoruz. Onların kökeni nedir? O zaman hum, onlar Türkiyyuna. Burada Türklere değil gerçi. Farklı bir bayrak var. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani hum diyeceğiz. Ardından hangi ülke ise. Hangi ülkenin bayrağı bu? Diyelim ki bilmiyoruz. Ne var burada? Yeşil, beyaz, kırmızı, siyah. Bayağı bir renk var. Bu hangi ülkenin bayrağıydı? Gidip hemen şuradan bakabiliriz. Neresiymiş? Filistin. Filistin'in bayrağı. Diğerleri de aynı şekilde bakılabilir. Diyeceğiz ki hum, onlar Filistin. Filistiyune. Filistinlidirler. Filistiyune. İsim mensup kalıbı ya. O şekilde kullanılacak. Hunne. Ma cinsiyetu hunne. Onların kökeni nedir? Hunne, onlar şöyle şöyle şöyledir. Nedirler? Hemen gidip yine bu bayrağın hangi ülkeye ait olduğunu bulalım. Burada var mıydı bakalım? Burada yoktu. Bu durumda nerede varmış demek ki? Burada varmış. Evet, bu ülkenin bayrağı, daha doğrusu bu bayrak hangi ülkenin? Doğrusu bu. Hunne, yine cevap verirken hunne, onlar Bahriyune, Bahreynlidirler. Bahriyune, Bahreyn'in bayrağı bu. Bir devamında entunne ile cevap verilecek. Öyleyse ma cinsiyetukum, ma cinsiyetukum. Bu durumda yine aynı şekilde sorulurken kum yerine ma cinsiyetu hunne diye sorulacak. Ma cinsiyetu kunne. Ma cinsiyetu kun diye sorulur. Cevap verilirken de yine entunne diye başlanır. Aslında entunne diye bu durumda başlanmaz. ente zamiri kullanıldığında nahnu diye cevap verilir. Entunde de entunne'de de her ikisinde de nahnu ile cümleye başlanır. Entunne, entun, bunlar da nahnu. Hum, hunne, bunlar da hum yazılır, hunne yazılır. Her ne ise o yazılır. Ama bunlar da en üstte ve en alttakinde nahnu ile başlanması gerekir. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı. Entunne sormuş ise ne denecek? Nahnu, biz neyiz, nereliyiz? Kıbrıs'ı Şimaliye. Kıbrıs Eşimaliye. Kuzey Kıbrıslıyız manasına gelmektedir. Tabi her birinin başında ma var yani soru olarak. Bir sil vesale yesilüden sil emri hazırdır. Buluştur. Benel mecmuateyn iki grubu kema fil misal örnekte olduğu gibi. İşte beledün, biladün, beled müfret, bilad cimisi. Garulatun, garulatun olacak. Evet, burası cemidir. Yani sağ tarafta müfretler, sol tarafta cemiler var. Alemun, bayrak. E'lam, bayraklar. Devletun, bir ülke. Düvel, yedi düvel diye Türkçe'de de kullanıyor değil mi düvel kelimesi? Devletler manasında. Asimetun, evasim şeklinde cemisi gelir. Asimetun, başkent demek. Asim, başkentler. Bahrun, deniz. Biharun, denizler. Çoğulur. 11. Unzur, bak. İlel haridatil atiyeti. Aşağıda gelen haritaya bak. Sümme sun, uktub, yaz. Neyi? Esma el büldani. Beldelerin, ülkelerin isimlerini yaz. Lile evasimil mevcudeti. Mevcut başkentlere, başkentleri yaz. Fil kaimeti, kutularda yazanların. Kema fil misali, örnekte olduğu gibi. Mesela Rusya, Sin yani Çin. Bunların başkenti nerelerdir diyor. Mesela Türkiye'yi görüyorsun. Ankara diye biz yazdık. Rusya'yı da buyur sen yaz diyor. Çin'i de sen yaz. Burada Avustralya yazıyor. Onun da başkentini yine sen yaz diye ifade etmiş.
Artık bu ülkelerin başkenti neresidir? Zaten biliyor olmalısınız. Ecibi cevap ver anil esiletil atiyeti. Aşağıda gelen sorulara cevap ver. London yani Londra. Devamında Kuala Lumpur. Bu da Malezya'nın başkenti oluyor. London yani Londra nerenin başkenti? Artık belli. Malezya'nın başkenti neresiymiş? Kuala Lumpur. Bakü nerenin başkenti? Devha. Burası nerenin başkenti? Devha diyoruz ama Doha yani. Katar'ın başkenti oluyor burası da. Şimdi sorular geliyor. Ma asimetu Britanya. Britanya'nın başkenti neresidir? Tek yazacaksın yani. Atıyorum Londra, Bakü. İşte Doha gibi sadece yazılacak. Veya şöyle yazabilirsin. Asimetu Britanya dedikten hemen sonra başkent yazılabilir. Yani ma'yı sil, gerisini yaz ve ilave olarak başkenti yaz. Bu olabilir. Mesela bunu yapalım. Burada Britanya'da maksat ne? İngiltere. Yani İngiltere'nin başkenti neresidir diyor. Buradan onun cevabını bulacağız. Neresidir? Asimetu Britanya, Londra dersin. Ma asimetu Azerbaycan, asimetu Azerbaycan, Bakü dersin. 3. Ma asimetu Katar, Katar'ın başkenti neresidir? Asimetu Katar, Doha yani Doha'dır dersin. 4. Ma asimetu Malezya, Malezya'nın başkenti neresi? Asimetu Malezya, şurası da Kuala Lumpur, oranın başkentidir şeklinde ifade edilir. El vahnetul ula yine devam ediyor. 13. İstemi yani dinle. Dinlenecek bir şey var. Bastık bir şey dinleyemedik. İlel cümleteyni. İki cümleyi dinle işit. Ve a'id ve tekrar et huma onları. Sümme sonra teemmül. Düşün. Ma'anihima. İkisinin manasını da. Müsta'inen yardım alarak. Neyden? Bir surateyni şu iki resimden faydalanarak. Onun manasını düşün. Şu resimlere bir bak bakalım. Mesela birinci resim. Baktık bir mahalle görüyoruz. Eddüverülleti. Öyle bir devlet ki, öyle bir ülkeler ki la tucedi bulunmuyor fiha. Orada ne? Bulunmuyor. Orada bulunmayan şey nedir? Mesani. Kesira. Yani pek çok sanayi bulunmamaktadır. Fazla sanayi yoktur. Hiyo nedir? Düvelu namiyetun. Namiyet devletleridir. Namiye nedir acaba? Namiyetin gelişmekte olan demek. Gelişmekte olan devletlerdir. İkincisi eddüverülleti öyle devletler ki tucedi bulunuyor fiha onda ne bulunuyor? Mesani' fabrikalar bulunuyor. Hem de kesiratun çok. Hiyo nedir? Düvelün sanayiyetun o zaten sanayi ülkesidir. Gelişmiş ülkedir. Yani buna göre üstteki ülke gelişmekte olan ülke, alttaki ülke zaten gelişmiş olan ülkedir. 14. Var koy. Ne koyalım? Esma eddüvelil atiyeti. Aşağıda gelen ülkelerin isimlerini yerleştir yani. Fi mekaniha el münasibi. Münasibi yerlerine yaz. Düvelün namiyetun gelişmekte olan ülkeler, düvelün sanayiyetun zaten gelişmiş olan ülkeler. Buna göre Malezya hangisidir? İşte Ghana hangisidir? Senegal, Almanya, Türkiye, Ukrayna bunlar hangi ülkedir? Ona göre yerleştir. Bu bir Arapça sorusu değil yani. Bu aslında biraz bilgi sorusu. Yani Malezya şuraya yazsam ne olur? Buraya yazsam ne olur? Arapça olarak mantıkla alakalı, bilgiyle alakalı. 15. İstemi'i ilel hivari ve ikra'hu. Parçayı dinle ve onu yaz. Oku daha doğrusu. Parçayı dinle ve oku. Dinlemek için şuraya tıklıyoruz. Ardından okuyoruz diyor. Beledi Türkiye. Benim ülkem Türkiye'dir. Muallim ile öğrenci arasında bir konuşma var, bir diyalog var. El muallim öğretmen diyor ki Esselamu aleyküm. Selam senin üzerine olsun. Yani Allah rahmeti, bereketi, koruması senin üzerine olsun. Et-tullabu
Öğrenciler şöyle cevap veriyor. Ve aleykum esselam. Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun. Ey hocam. El muallim. Ellerine bugün. Bugün ne oluyor? Ellerine bugün Ebru. Ebru adlı kişi. Se tetehaddesu. Bahsedecek. An belediha. Kendi beldesinden. Tefavvali. Ya Ebru. Lütfen Ebru buyur. Söz sende. Ebru şöyle diyor. Ene ben min Türkiye. Türkiye'denim, Türkiye'liyim. Ene Türkiye'tüm. Aynı zamanda Türk'üm. Hem Türkiye'denim hem de Türk'üm. Takam bulunur Türkiye. Türkiye nerede bulunur? Fi garrati Asya ve Avrupa. Avrupa ve Asya kıtasında yer almaktadır. Ve yazan aynı şekilde takam bulunur. Ne bulunuyor? Hi o ülke yani Türkiye bulunur. Nerede? Şemale Suriye. Suriye'nin şemalinde bulunur. Artık şemal neyse daha önce geçti. Garb İran ve İran'ın garbında bulunur. Garb kelimesi de geçmişti. Bunlar bilmek gerekiyor. Bunlar yön kelimeleri. Şemal, garb. Ve Betül söze gelir. Betül. Mahiye asimetu Türkiye. Türkiye'nin başkenti nedir? Ya sadigati el azizeti. Ey değerli kız arkadaşım. El azize. Değerli, saygın. Ebru şöyle cevap verir. Asimetu Türkiye hiye medinetu Ankara. Ankara şehridir. Türkiye'nin başkenti hiye o başkent nedir? Medinetu Ankara. Ankara şehridir. Birden şerif sözü atlar. Şerife tu. Şerif şöyle der. Bakın bunlar betul. Şerife tun değil yani. Şerife tu. Ebru şeklinde. Neden? Mesela Ebru, Ebrun şeklinde temin almaz bunlar. Gayrimusarif'tir. Şerife şöyle der. Eyne nerede takam bulunuyor? Medinetü Ankara. Ankara şehri nerededir? Ebru cevap verir. Takam Medinetü Ankara. Vesat Türkiye. Vesadu Türkiye. Türkiye'nin ortasında bulunur. Betül. Bimada ne ile teştehiru meşhurdur? Ankara. Tu Ankara. Nesiyle meşhur? Ebru cevap verir. Ebru şöyle diyor. Teştehiru Ankaratu. Ankara meşhurdur. Ne ile? Bil emakini tarihiyeti. Tarihi mekanlar ile meşhurdur. Öyle tarihi mekanlar ki el kesirati. Pek çok. Mislu örnek. Mislu burada muzaftır. Mescidi. Haci Bayram. Hacı Bayram Mescidi gibi ve daha ne gibi? Yine mislu atıftan dolayı mislu demektir. Mebna meclisi el ümmeti el kadimi. Mebna bina demek. Meclisil ümmeti millet meclisi el ümmet el kadimi eski. Eski millet meclisi binası da binaları da orada bulunmaktadır. Ve gayriha ve bundan başka da minel emakini tarihiyeti el uhra diğer başka tarihi mekanlar da vardır. Ve gayriha ondan farklı olarak ondan başkaca onun dışında minel emakini tarihiyeti tarihi mekanlar vardır el uhra diğer. Şerifetu şerife şöyle der. Hel Türkiye Hel mı mi mu soredatımız hel Türkiye, Türkiye midir, ne midir? Hel Türkiye devleti, bak, Türkiye burada muzaftır. Devletin sınaiyetin, sınai devlet midir? Ev namiyetin yoksa namiye devleti midir? Sınaiye, sanayi devleti yani gelişmiş devlet, namiye gelişmekte olan demekti. Yani gelişmiş bir ülke midir yoksa gelişme aşamasındaki bir ülke midir? Bir devlet midir? Ebru cevap verir. Türkiye. Türkiye nedir? Devletun sanayiyetun. Sanayi bir devlettir. Türkiye nedir? Yani Türkiye'yi burada müpteda yapıyorum. Devleti ise haber ve mensuf. Türkiye devletun sanayiyetun. Gelişmiş bir ülkedir. Ve teştehiru ve meşhurdur bir kesirin pek çok şey ile. Mine sınaati, sınaa endüstriyel demektir, sanayileşmiş demektir. Es-sakileti, ağır sanayisi.
ve el hafifeti ve hafif sanayisi ile meşhurdur. Betül, Betül şöyle der. Ma levnu alemi Türkiye, Türkiye'nin bayrağının rengi nedir? Ebru cevap verir. Levnuhu ahmeru ve ebyabu. Levnuhu onun rengi nedir? Ahmeru kırmızıdır ve daha ebyazu ve beyazdır. Ettullabu öğrenciler şöyle der, sınıftaki diğer öğrenciler. Şükran, teşekkürler. Ya Ebru, ey Ebru, teşekkür ederiz. Ebru şöyle der ve şükran lekum. Ben de size teşekkür ederim. 16. madde. Ecibi cevap ver. Anil esiretil atiyeti, aşağıdaki sorulara hasebil hivari, parçaya göre. Bir parça okuduk, o parçaya göre cevaplanması gerekir. Men kim? Setetehaddesu. Bahsedecek. Yani Türkiye. Türkiye'den kim bahsedecek? Türkiye'den bahseden kimdir? Yukarıda geçiyor. Mesela tetehaddesu Ebru. Tetehaddesu Betül. Kim bahsetmiş ise tetehaddesu denir ve isim eklenir. Eyne nerede takam bulunuyor Türkiye? Türkiye nerededir? Bundan cevaplar hemen aşağıda var mıydı? Mesela geçiyor mu? Geçmiyor galiba. Türkiye nerede bulunmaktadır? Yukarıdan parçadan bakalım. Eyne takam medinet. Burada Ankara'yı sormuşlar. Tekan Türkiye fi karrati Asya ve Avrupa. Tam olarak şu yazılır. Tekan tam olarak çizdiğim yer yani. Yazılabilir. Devamında şu, şöyle de yazılabilir yani. Tamamı da yazılabilir. Şurası ve burası komple yazılabilir. Veya sadece şurası da yazılabilir. İkisi de doğru olarak görülebilir. Mahiye asimetu Türkiye. Türkiye'nin başkenti nedir? Mesela asimetu Türkiye Ankara'tu şeklinde yazılabilir. 4. Bimaza teştehiru medinetu Ankara. Ankara şehri neyle meşhurdur? İşte teştehiru medinetu Ankara gerisi yukarıda yazıyor. Olduğu gibi yukarıda yazıyor gerçi, değil mi? İkra oku neyi? El cümele el atiyete, aşağıda gelen cümleleri oku. Ve va koy alamete, işte şu parantez arasındaki şu alameti koy. Neyin önüne koy? Emamel cümelil cümeli sahihati, sahih cümlelerin önüne şu işareti koy. Ve yine koy va alamete, şu çarpı işaretini koy. Emamel cümelil hatiyeti, hatalı cümlelerin önüne çarpı koy. Hasebil hivaris sabiqi, geçen parçaya göre, diyaloğa göre. Mesela Ebru minel, ne diyor? Ürdün diyor galiba. Ebru Ürdün'den midir? Yanlıştır. Çarpı. Taka'u medinetu Ankara. Ankara şehri bulunur. Vesaba Türkiye. Türkiye'nin ortasında bulunur. Doğru mu? Evet. O zaman bu işaret. Yaka'u mescidu. Mescid bu defa fail. Hacı Bayram fi İstanbul. Hacı Bayram mescidi İstanbul'da bulunur. Doğru mu? Yanlış. Levnu alemi Türkiye ahmeru ve ebyavu. Doğru. Türkiye devletun sanayiyetun. Doğru. 18. İhtar. Seç. El icabete. Es sahihate. Doğru cevabı seç. Hasebir hivari sabiqi. Geçen parça diyaloğa göre. Setetehaddesu ebru an Türkiye. Türkiye diyor. Pardon, Ebru Türkiye'den bahsedecek, bahsediyor. Doğru mudur? Doğrudur ama hangisi yani? Burada şıklardan uygun kelimeye getir. Ellerine bugün, gaden yarın. Ba'de gad. Ba'de gaden ne demektir? Ba'de sonra demek. Gaden yarın, yarından sonra, ertesi gün. Ba'de yevmeyni, iki günden sonra, iki gün sonra. Hangisi doğrudur? Parçada geçiyordu. Teka'u Türkiye fi garrati. Hangisi? Asya ve Avrupa. Aslında yukarıdaki soruların kısmen cevabı geliyor sanırım. Teştehirü meşi medinetu Ankara. Ankara şehri meşhurdur ne ile? Bi mesela cemali tabiatiha. Doğru mu? Bu değildi. Neydi peki doğru olan? Ne geçmişti? El emakini tarihi yeti mi geçti? Ya da diğerleri mi geçti? Parçada vardı. Teka Türkiye garp. Garp batıydı. Ya da
Doğuydu. Hangisi? Velillahil meşriku vel mağribu. Garp kelimesi Kur'an'da değişik versiyonu ile geçmekte. İran, Suriye, Yunan ve Bulgar. Bulgaristan, Bulgarya. Hangisinin garbında yer alıyor? Garbın afakına sarmış ise geçiyor değil mi? Bilinen bir kelime. 5. Taka'ı Türkiye. Türkiye bulunur. Garp mı getirmesi lazım? Suriye var burada. Suriye'nin nesidir? Neresinde bulunur? Garbında mı, şarkında mı, şimalinde mi, cenubunda mı? Bu zaten en başta geçmişti değil mi? Bir harita vardı. 19. İstemi' dinle diyor. Dinleyebiliyor muyuz? Hayır. O zaman bunu tam olarak yapma ihtimalimiz yok gibi. Ve imle ve doldur. El-feraga boşlukları neyle doldur? Bir kelime tilleti. O kelimeyle ki testemi'u. Ha, sen onu dinliyorsun. Dinlediğin kelimelerle. Yani dinliyorsun ya, buraya tıkladığında o dinlediğin kelimeler arasından seçmen gerekiyor sanırım. Dinleyemediğimiz için biz seçemiyoruz. Artık dinleyebilen varsa ona göre seçecektir. Ama biz şöyle bir uydurma yapalım. Mesela İstanbul kebiratun, büyüktür. Ve siyahiyetun, siyahidir. Siyahiye turistik demek. Turistik bir şeydir. Şöyle yapabiliriz. İstanbul nedir? Medinetun, bir şehirdir. Bunu tamamen ben uyduruyorum. Mana uyumlu, gramer uyumlu. Medinetun değil, farklı bir şey de yapabilirsin yani. Medinetun, kebiratun, siyahiyetun. İstanbul nedir? Şehirdir. Öyle şehir ki kebiratun, büyük ve turistik. İstanbul turistik ve büyük bir şehirdir. Ve hiye, o İstanbul fi mıntıkatı Marmara. Marmara mıntıkasında bulunmaktadır. Hiye, o Medinetun, o şehir var ya, fi mıntıkatı Marmara. Marmara mıntıkasında bulunmaktadır. Buraya Medine yazabilirim. Başka bir şey de yazılabilir. Bu zorunlu değil. Çünkü bize şık vermemiş. Parantez arasında kelime vermemiş. Dinlemek de dinleyemiyoruz. Artık onu biz kendimiz ne yapıyoruz arkadaşlar? Varsayıyoruz o şekilde. Yaka'u bulunur. Ne bulunuyor? Artık hiye o İstanbul. Daha doğrusu hüve o İstanbul diye geldim. Yaka'u bulunur. Fail o değilmiş demek ki. Burada faili biz yazacağız. Yaka'u bulunur fiha. O İstanbul'un içerisinde bulunur. Ne bulunur? El Busfur. Busfur boğaz demekti. Mevik yazarız başına. Parçada geçmişti. Mevigul Busfur. O zaman ne olmuş olur? Boğaz geçidi olmuş olur. Ve hiye, o İstanbul nedir? Bir emakine tarihiyeti. Tarihi bir mekandır. Tarihiyeti, yani tarihi bir mekandır. Böyle de cidden yazarız. Doğru biter. Ve yine İstanbul nedir? Bir cemali tabiatiha. Tabiatı ile güzeldir. Ve yezuru, ziyaret eder. Ha, orayı el kesiru. Pek çok kişi, ennas, insanlardan. Buraya artık ne koyacağız? Ne bize kalmış? Min düvelin muhtelifetin. Düvelin muhtelifetin. Farklı farklı şey, farklı farklı ülkelerden çeşitli insanlar ziyaret ederler. Yani sonuncusu biraz varsayım oldu. Bir şey dinleyemediğimiz için onu ben kelimeleri kafamdan uydurdum yani. Bunda bir şey yok açıkçası. Tedribat, alıştırmalar. 1. İstehdim, istehdeme. İstifal babından emri hazır. İstehdim, kullan, yararlan. El kelimati, kelimeleri kullan. Öyle kelimeler ki el atiyeti, aşağıda gelen kelimeleri kullan. Ne içinde? Fi cümelin müfidetin, faydalı cümleler içerisinde kullan. Faydalı cümleler yap onlarla. Ve uktubha, ve onları yaz. Nereye yazalım? Fil feragati, boşluklara. Min indike, kendinden. Kendi yani zihninden oluştur diyor. Çünkü yakan fi'yi verdiysem de bununla alakalı başka bir kelime vermedim demektir bu. Mesela diyebiliriz ki İzmir yaka'u fi Türkiye. İzmir yaka'u fi Türkiye diye bir cümle yazabilir. İzmir Türkiye'de bulunmaktadır. İkiye ne yazabiliriz? Ankara'tu asimetu Türkiye. Bunlar tamamıyla yani zihnimden atıyorum şeklinde düşünün.
İzmir yeştehiru bi, mesela ne diyebilirsin, bi cemaliha, güzelliğiyle meşhurdur. Alem var, alemu Türkiye, Türkiye'nin bayrağı nedir? İşte ne diyebiliriz? Veya farklı cümle olabilir. Levnu alemi Türkiye, Türkiye'nin bayrağının rengi nedir? El ahmeru, kırmızıdır. Ve el ebyazu, ve beyazdır. Kırmızı beyazdan oluşmaktadır. Levnu alemi Türkiye, el ahmer ve el ebyaz diyebilirsin. Burada ne yapabiliriz? Burada mevluk kelimesini kullanmamız gerekiyor. Mevluk kelimesi daha önce geçti gerçi, değil mi? İstanbul'la alakalı olarak biz bunu kullandık. Başka hangi kelime vardı orada? El busfur, mevigul busfur şeklinde kullanmıştık. Yeştehiru meşhurdur. Şöyle diyelim. İstanbul yeştehiru bi mevigil busfur şeklinde kullanılabilir. 5'e geldik. 5'te hangisini kullanacaksın? Hepsini kullandın. Doğru. Yine Asme-i Müsel'e kullanalım. Ne diyebiliriz? Asimetu Türkiye, el Ankaratu, Türkiye'nin başkenti Ankara'dır şeklinde bir cümle kurmuş oldum. Yani bu bir örnek tabii, yani bu şekilde kurulabilir. Bu şekilde kurulması zorunlu değil. Farklı kelimeler de yan yana getirilebilir. Ve koy, yerleştir, el esma'e, isimleri, el atiye, te el esma'e dedim gerçi, değil mi? Evet, el esma'e, el atiyete, aşağıdaki isimleri yerleştir, onları koy. Nereye koyalım? Fi mekane, kendi yerlerine. El münasibi, münasip yerlere koy. Fil cedveli, cedveldeki. Mesela Pakistan nedir? Buldan. Buldan ne demekti arkadaşlar? Devletler demek, ülkeler demek. Karrat, kıtalar. El elvan, sadece elvan, el yok. Renkler, cihat, yönler. Bir kelime yönle alakalıysa buraya yazarsın. İşte ülkelerle alakalıysa buraya yazarsın şeklinde. Pakistan ülke olduğu için buraya yazılır. Cezayir de ülkedir, o da hemen altına yazılır. Tunus da ülke, o da bir alta yazılır. Asya bir ülke değil, Avrupa da ülke değil. Bunlar kıta bölümüne yazarsın. Şark nedir? Yöndür. Cihata yazarsın. Ahmer renktir, elvana yazarsın. Gharp da cihattır, buraya yazılır. O şekilde devam edilir. Libya. Libya nedir? Libya da ülkedir, o da buraya yazılır. Afrika olsa gerek. İfrika, Afrika, o da ülkedir. Esfer, sarı rengi yazarsın. Şemal, yöndür, buraya yazılır. Bunniyun, kahverengi, el elvan yazılacak. Ahbar, yeşil olduğu için yine renklere. Cenub, yön. El Brazil, Brezilya, bildiğimiz ülke. Buldan yazılması gerekir. El Ergenetein, Arjantin. Arjantin. El Ergentin. Amerika Şemaliye. Kuzey Amerika nedir? Kıtadır. Portugaliyun. Portugaliyun turuncu demek. Amerika El Cenubiye. Cenub güney demekti. Güney Amerika nedir? Bir kıtadır. Portakal turuncu olduğundan renktir. Bu şekilde birinci ders tamamlanmış oldu. İkinci ders. Esasen daha önceki kitaba göre baktığımızda bunda bir gramer yok. Önceki kitapta gramer vardı. İşte gramer kaldırılmış, yani değişen şey bu. Daha çok gündelik hayata göre bir kitap dizayn edilmiş. Artık beğenilse de beğenilmese de yeni kitap bu.